Sayın Candan Yüceer. Buyurunuz Sayın Yüceer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubum adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile ırkı, dili, dini, rengi, cinsiyeti, serveti, siyaseti, ne olursa olsun herkesin doğuştan eşit haklara sahip olduğunu kabul etmiş ve bu hakları tüm halklara ve milletlere ortak ideal olarak ilan etmiştir. İşte bizler de tam olarak bugün en yaygın insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesinden sorumlu olan yolsuzlukla, işsizlikle, adaletsizlikle, eşitsizlikle, ayrımcılıkla mücadele etmesi gereken ve çalışanların ve ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı grupların, bireylerin hakkını gözetmesi gereken bakanlığın bütçesini görüşüyoruz. 71 yıl sonra bugün ülkemizde kadınların kör bir şiddete kurban gittiği, sokaklarda acımasızca vahşi bir şekilde katledildiği bu günlerde yaşam hakkından söz edilemiyor. Vergi, fon, prim, kamu hizmeti adı altında çalışanların kursaklarından kesilen gelirlerin bir avuç yandaşa gittiği yerde bizler adil paylaşımdan bahsedemeyiz. İşsiz sayısının 10 milyonu geçtiği, her 4 kadından ancak birinin istihdam edilebildiği, her 4 gençten ancak birinin istihdam edilebildiği, işsizler için kullanılması gereken fonda biriken paraların çarçur edildiği yerde çalışma, iş ve aş bulma hakkından bahsedemeyiz. Devlet iktidarınızda 30 bini aşan iş cinayetlerinin olduğu, işçinin alın terinin, emeğinin gasp edilmeye çalışıldığı, grev hakkının gasp edildiği, her emeğin hakkını arayan kişinin karşısında polisi bulduğu yerde çalışma güvencesinden bahsedemeyiz. 32.8 milyon insanın bankalara borçlu olduğu yerde, insanların çöp kutularından, İnsanların pazar artıklarından beslenmek zorunda kaldığı ve salgın günlerinde 39 lirayla sefalet ücretine mahkum olduğu, açlık mı yoksa hastalık mı ikilemi arasında bırakılan yurttaşların olduğu yerde sosyal devletten de bahsedemeyiz. Ve geçtiğimiz sene 28.600-360 çocuğun cinsel istismar suçunun olduğu, 1 milyon daha yakın çocuk işçiliğinin olduğu yerde çocuk haklarını, çocukları koruduğumuzdan da bahsedemeyiz. Bakın, belki 71 yıl değil ama 15 yıldır kanunlarımızda var olan, yürürlükte olan bir madde var. Bu, kadına karşı şiddetin, sistematik şiddeti işkence olarak kabul etmiş. TCK 96. madde. Bu maddeye göre bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunuyor. Ben bu suçu işleyen insanların, yani işkence suçunu, kadına şiddet suçunu işleyen kişilerin bu maddeyi neden kullanmıyoruz? Niçin kullanmıyoruz 96. maddeyi? Bu madde bizde var. Ve niçin Sayın Bakan sizler müdahil olduğunuz davalarda bunu talep etmiyorsunuz? Niye uygulanmasını talep etmiyorsunuz? Sayın Bakan birazdan belki kürsüye çıkacak, selefleri gibi kadına yönelik şiddeti algıda seçicilik diyecek ya da daha görünür oldu diyecek ama önledik diyemeyecek. Ya da sivil toplum kuruluşlarının iddia ettiği gibi her kadın cinayeti aslında bu kadar fazla değil diyecek ama kadın cinayeti yoktur diyemeyecek. Şimdi öldürülen kadın kardeşlerimiz 400 değil de 100 kişi olsa ne söyleyecektik? Ülkemizde sırf kadın olduğu için insanlar öldürülmüyor mu diyecektik? Sayın Bakan o koltuğa oturduğundan bugüne 1229 kadın eceliyle değil, erkek şiddetiyle katledildi. Gencecik hayatında, gencecik günlerinde toprağa gitti. Ve hala şu gerçek ki değerli arkadaşlar, Türkiye hala OECD
ortalamalarında, yaşam boyu kadına şiddette istatistiklerinde en üstte. Yani İstanbul Sözleşmesi yok yere yazılmadı, onaylanmadı. En temel hak olan yaşam hakkını savunmak için, bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddeti önlemek için yazıldı, onaylandı. O yüzden bizim İstanbul Sözleşmesi'ni 6.284'ü tartışmayı açmak yerine bir an önce uygulamamız lazım. Peki bu bütçede kadınlar için ne var? Koca bir hiç. Aslında hiç şaşırmadım. Çünkü 11. Kalkınma Planı'ndan... Tamamlayın. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemeyi kaldıran, toplumsal cinsiyet eşitliğini yok sayan anlayışı bu bütçede görmemek zaten iyimserlik olurdu. Ama bu ülkenin insanların eşitliğe ihtiyacı var. Sarayın milyonluk harcamalarını itibardan tasarruf olarak savunanlar, ihtişamı itibar diye satanlar, söz konusu kadınlar olunca, emekçiler olunca türlü türlü tasarruflar ediyorlar. Biz bu bütçenin daha adil olmasını isterdik, eşitlikçi olmasını isterdik. Çünkü bu bütçe Sayın Bakan sadece erkeklerin vergisiyle oluşmuyor. Bu bütçede kadınların vergisi de var. Ve o yüzden bu bütçe adil bir bütçe değil. Bu bütçe vicdanlı bir bütçe değil. Ve bizler vicdansız bu bütçeyi kabul etmediğimizi buradan söylüyoruz. Adil olmayan, vicdansız olan bu bütçeye hayır oyu vereceğimizi, bunu Emine Bulut için, bunu Güleda Cankel için, bunu hak ihlaline uğramış tüm mağdur insanlarımız için, emeği gasp edilen, hakkı yenen, Somalı, Ermenekli işçiler, maden işçiler,